Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün mükemmel bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bir testnetten bahsedeceğim sizlere. Bridge Network'ün testneti ve bu testneti kullanan herkesin Bridge Network'ün tokenu olan BRG tokenu ile ödüllendirileceğini kendilerinin makalelerinde yazıyor arkadaşlar. Bu BRG tokenlarını hak edebilmek için, airdrop kazanabilmek için airdrop programı, yani bu testnetin 22 Ocak'a kadar devam ettiğini bizlere belirtmişler. Yani siz de buradan bir airdrop almak istiyorsanız 22 Ocak'a kadar bu testneti birazdan sizlere anlatacağım şekilde kullanmalısınız arkadaşlar. Aynı şekilde airdrop ne zaman gelecek bizlere sorusunu da hemen sizlere burada yazdığı gibi cevaplayayım. Launch'tan 30 gün sonra dağıtılacağını belirtmişler arkadaşlar. Kendi telegramlarına gidip adminlerin ağızlarından bir laf almaya çalıştım aslında. Bu airdrop açısından tokenomik bazında ne kadarlık bir kısmı ayırdıklarını öğrenmek için. Ama yakında duyurulacak diye bir açık kapı bıraktılar, belirtmediler. Büyük ihtimal kendi kafalarında paylaşacakları ödül miktarı eğer büyük olacaksa bile bunu insanlara yaymamaya çalışıyorlar. Bu noktada bence zaten katılan herkesin BRG token'ı alacağının garantisi olduğu için burada da yazdığı gibi bence her halükarda değerlendirilmesi gereken bir testnet arkadaşlar. Bridge Network bir aslında multi-chain. Multi-chain'in ne olduğunu merak eden arkadaşlarım için de birden fazla ağda işlem yapabilmeyi sağlıyor oluşu multi-chain özelliğini kazandırıyor bize. Burada da gördüğünüz gibi Avalanche, Fantom, Ethereum, Binance, KuCoin, Polygon gibi ağlarda bir bridge, yani köprü görevi gören bir proje arkadaşlar bu. Şimdi sizlerle birlikte ne yapmamız gerektiğini, hangi işlemleri yapacağımızdan bahsedeceğim. Burada testnet guide kısmı var. Burada bizim yapmamız gerekenleri gösteren kısım. Hemen sizlere burada tıklanmış halini, yani o sayfaya geçmiş halini göstereyim. İlk olarak bir cüzdanımıza testneti eklememiz gerekiyor. Burada gözüktüğü gibi zaten çok rahat bir şekilde ekleyebileceğiz. Daha sonrasında bu ekleme işlemlerini yaptıktan sonra da Bridge Network üzerinde işlemlerimizi sağlayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da Bridge Network üzerinde işlemlerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bir de daha sonrasında form doldurmamız ve sosyal medya hesaplarını takip etmemiz gerekiyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin bence arkadaşlar. Gözünüzden herhangi bir şey kaçmasın. Her şeyi eksiksiz bir şekilde gerçekleştirelim. Burada şimdi sizlere şöyle bir önerim var. Metamask cüzdanımızı buraya bağlayacağız. Ama her ne kadar ben her zaman için bu şekilde davranmaya çalışıyorum. Bir airdrop beklediğim noktada Metamask cüzdanımda burada farklı hesaplar oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada benim deneme hesabım var. Airdrop için bir hesabım var. Ana hesabım var. Bu şekilde siz de hesap oluştur dedikten sonra direkt hesabınız oluşuyor. Güvenemediğim sitelerde deneme hesabını kullanırken airdrop açısından değerlendireceklerimi de bu cüzdanımdan gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında da bir yerden airdrop geldiğinde yapmış olduğum direkt bu cüzdanıma girip kontrol ediyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdi airdrop cüzdanındayım ve buraya ağları eklemem gerekiyor. Zaten burada Fantom testneti görüyorsunuz. Diğerlerini de sizlerle birlikte ekleyelim. Eğer bu şekilde tıklayıp yaparsanız arkadaşlar tek tek yapmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde de yapabilirsiniz ama bizler sizlere daha öncesinde bunun çok kolay bir yolundan bahsetmiştik. Hemen onu da sizler için burada açayım. Chainlist.org arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra hangi testneti istiyorsak, burada hemen geri geleyim. Mesela ben burada direkt Avalanche'ın Fuji testnetini eklemek istiyorum. Buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Add to Metamask dedikten sonra işlem onaylarını da sağlıyorum. Ve buradan da kontrol edelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eklendi. Hemen bir tane daha ağ ekleyelim buradan. Hangisi olsun? Binance Smart Chain olabilir mesela. Geliyorum hemen tekrardan Chainlist'e. Burada BSC yazıp baktığımda bu mainnet üzerine geldiğimde zaten şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun da testnet olduğunu görüyorum. Add to Metamask diyorum aynı şekilde. Bunu da cüzdanıma ekliyorum arkadaşlar. Kontrol edelim sizlerle birlikte. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane testnetim hazır. Phantom'ı zaten ben daha öncesinde eklemişim. O yüzden tekrardan buradan eklemiyorum. Siz de buradan rahatlıkla testnet tokenlarınızı ekleyebilirsiniz. Anlamadığınız bir nokta olursa da kanalımızda zaten Chainlist.org kullanımı ile alakalı bir videoda çekmiştik zaten. Şimdi tekrardan geliyorum bu testnet için yapmamız gerekenlere. Testnetimizi kurduktan sonra gerekli ağları, şimdi faucet dediğimiz deneme tokenlarımızı alacağız arkadaşlar. Ben hemen buradan mesela Fuji için bir testnet token'ı alalım. İlk önce robot dilimi işaretledim. Buradan ağı alıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve 10 avax'lık isteğimi yolladım. Evet, transferin gerçekleştiğini söylüyor. Bu düşeseye kadar hemen BNB tarafında, Binance Smart Chain ağın tarafında da ben token alayım. Testnet token'ı. Buradan Funding Request Accepted. Tamam arkadaşlar, bu da aynı şekilde geldiğini söylüyor bana. Buradan da sizlerle birlikte kontrol edelim. Evet, testnet BNB'im gelmiş. Onun haricinde avax için 10 avax'ım gelmiş. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi şimdi sizlerle tekrardan kontrol edelim. Burada testnet tokenlarımız geldi bizlere. Şimdi ben gerekli işlemler için burada ilk olarak bize zaten bir tane videoda, yani ne yapmamız gerektiğini anlatan bir videoda koymuşlar. Bunu ben size anlattığım için izlemenize gerek yok ama buradan gerekli forma ulaşabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarını takip etmenizi istediği bir kısım var. Şimdi gelin bu Bridge Network'ü kullanalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Mesela Binance Smart Chain'den Fantom Chain'e geçirelim. Hemen ne kadarlık geçirmek istediğimi soruyor bana. 0.5 yazıyorum. Burada hangi Fantom ağındaki hangi cüzdana gelmesini istediğinizi de yazıyorsunuz. Zaten ben tek bir cüzdan içinde yapacağım için az önce kopyaladığım adresimi yapıyorum. Transfer'e tıkladım arkadaşlar. İşlemin gerçekleşmesini bekleyeceğim. İşlemin onayını verdikten sonra onayla diyorum. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi işlem açısından beni bekletiyor. Evet, tebrikler, bu işlem gerçekleşti diye bana bildirim verdi. Bunu gördüğünüzde arkadaşlar işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Şimdi tekrardan geri döneyim ve farklı bir ağda, yani mesela Avalanche'in Fuji testnetini ağımı geçirip orada da bir işlem yapayım. Bunları olabildiğince arkadaşlar, yani multi-chain olduğu için buradan bir airdrop kazanma kriteri farklı ağlarda birden fazla işlem yapmak olabilir. Çünkü bu projenin asıl olayı multi-chain olması. Katılan herkesin alacağını söylüyor ama kriter anlamında ilerleyen zamanlarda işte örneğin bütün testnet ağlarını kullanmanız gerekiyordu gibi bir kriter gelirse şayet elenmemeniz açısından buna lütfen dikkat edin. Ben de sizlere örnek olması açısından bir örnek daha yapmak istedim burada. Avalanche Fuji'den Binance Smart Chain'in testnetine de 5 tane avax'ımızı geçirelim arkadaşlar. Transfer diyorum. İşlemi onaylıyorum. Evet. Şimdi işlem onaylanmasını beklerken şimdi şöyle bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Burada bizim aldığımız tokenların hepsi testnet tokenı olduğu için herhangi bir maddi değeri yok arkadaşlar. Bu tarz, yani testnet video içeriklerimizde bu tarz sorular da geldiği için direkt bu konuya da açıklık getirmek istedim. Evet, bu işlemimiz de gerçekleşti. Geri dönüyorum ve diğer bahsettiğim ağları da size gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı tamamladıktan sonra yapmanız gereken sosyal medya hesaplarını takip etmek. Daha sonrasında da açıklamalar kısmında bulabileceğiniz bu Google formunu doldurmak arkadaşlar. Burada kafanızı karıştırabileceğini düşündüğüm şöyle bir kısım var. Daha öncesinde form doldurmaya alışkın değilseniz eğer Twitter kullanıcı adınızı yazarken arkadaşlar yani bu işareti kullanmanız gerekiyor. Aynı şekilde Telegram için de buraya kullanıcı adınızı bu şekilde yazdıktan sonrasında gönder diyerek işlemi tamamlıyorsunuz. Tabii ki diğer kısımları da dolduracaksınız. Ben sadece burada önemli olarak düşündüğüm ve kafanızı karıştırabilecek şu kısımdan da bahsetmek istedim. Bridge Network'ün testneti ile alakalı anlatacağım kısımlar bu kadardı arkadaşlar. Umarım dediğim gibi güzel bir airdrop alırız. Herkes de bundan faydalanır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.